Selamlar arkadaşlar. Bunu nasıl okuyacağız bilmiyorum. Ardiz desek Türkilizce oluyor. ARDYZ desek herhalde daha doğru. Ya da Art Bilişim mi diyelim? E, neyse. ARDYZ'ye bakıyoruz. ARDYZ yeni halka arz olmuş. Şirketlerden bir tanesi ve kısa zamanda e, biraz maceracı traderlar arasında çok çabuk popülaritesi oldu. Yükselişiyle birlikte. E şimdi 29 Nisan'da Nisan'da bir zirve görmüştü. Ondan sonra e, düşüş hatta şey şöyle bir düşüş olmuştu. Yani e, taban düşüşü. Hani taban taban. Sonra böyle bir anlamsız hareketler yaptı filan bugünlere kadar geldi. şimdi herkesin tabi sorusu şu. RDYZ'nin girişatı nasıl? Seviyeler neler? Şimdi öncelikle RDYZ sıkışmaya başlamış gibi gözüküyor. Ben şunu bunu nereden aldığınızı da fark etmiyor. Yani bakın bu bunu da söyleyeyim aklınızda olsun. Böyle de yapsak bu e, yanlış değil. Hani böyle de yapsak yanlış değil. Burası pushback olmuş der geçeriz. Hani bazen söylüyorlar ya aşağı değmeyeyim şu kadar değmiş. Bakın bunun teyidi nereden alınıyor biliyor musunuz işte arkadaşlar? Bunun teyidi buradan alınıyor. Bakın. Bunun teyidi buradan alınıyor. Burada hacim azaldıkça buradaki sıkışma seviyesi artıyor. Bu kadar basit. Şimdi bu bir filama olabilir mi? Basit bir sıkışma mı yoksa bir filama mı? Şimdi bunun filama olup olmaması e, bunun teyidine bağlı. Peki filamanın teyidi nasıl olur? Filamanın kopuşları yani mesela burada şimdi ben bunu birkaç yerde gördüm de hemen buraya bunu gördüler mi? Üçgeni gördüler mi? Şuraya bayrağı dikiyorlar. Bu bir filamadır diyorlar. Millete de umut tacirliği yapıyorlar yani. Hemen böyle dikiyorlar bir sopa. Aa işte bunun sopası nereye götürüyor bunu? Bir daha alıyorlar bundan güzel böyle. Biz de yapalım aynısını. Koyuyorlar böyle. Üf 60 lira. Yani. Şimdi bunun bir filema olup olmadığı filema oluşma anında zor tespit edilir. Çünkü filemanın onayı vardır. Onayı da şudur. Eğer bu bir ise bunun sonundaki yukarı kırılımda hacimli ve sert bir kopma olması gerekir. Bu şu anda buna flama diyen arkadaşlar bunu nasıl onaylıyorlar? Hangi tekniğe göre onaylıyorlar ben bilmiyorum. Ben öyle bir teknik bilmiyorum. Ya yani Şöyle diyebilirsiniz. Onaysız bir flama olabilir. Ama onaysız. Yani. Çünkü flama değilse çıkışında başka türlü davranabilir. Kağıt. Şimdi evet burada bir sıkışan üçgen var. Biz buna sıkışan üçgen diyelim. Flama filan demeyelim. Neyi teyit edecek bilmiyoruz. Şimdi eğer bu bir flama ise arkadaşlar ee, neyse analizimize geçelim. Bu bir flama ise kırıldığı yere çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunu takip edenler için söylüyorum. Mesela kırıldı. Şuraya doğru kırıldı. Buradaki kırılmanın sert e, yani marjlı. Anlatabildim mi? Marjlı ve hacminin de yüksek olması gerekiyor. Bu onayı alırsak bu bir filama deriz ve filamanın katlama noktası neresi? İşte az önce aşağı yukarı 50-60 liralar filan gibi bir şey çıkıyor değil mi? Filamanın dibin, dibinden alırsak filamanın. Tekrar bakalım. Niye bu kadar dibe gidiyoruz aslında? Bu kadar dibe gitmek de yanlış da. Neyse biz şuradan eee fibo fibo seviyesinden alalım şeyden. Ee, %23 fibo'dan alalım. Nereye kırılırsa oraya konur. Neyse işte 55-56 o, o civarlara 55 liralara filan gitme katlama noktası aşağı yukarı ee, eğer bu bir filama ise katlama noktası burası olabilir. Ama kesinlik yok. Şimdi işte bunun onayını almak çok önemli. Bunun sert bir söylediğim gibi sert ve hacimli bir kopuş 37-70'ün üstüne fiyatı taşıyabilir ise o zaman yukarıdaki 54 lira 79 kuruşluk biz ona hadi 55 diyelim direnç noktası e, o zaman dikkate alınabilir. Ama şu an yani şimdi ben görüyorum işte yazıyorlar öyle millet de diyor ki ya 60 lira olacak 55 lira olacak ya durun bakalım ya o kadar kolay mı? Neyse o zaman burası konuşulur. Yani 37 lira 70 kuruşun üzerine sert ve hacimli bir hareket arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani hacimsiz oldu mu? Olmaz. Hacim ol hacimsiz oldu mu bozar tekniği. Tekrar söylüyorum. Sert ve hacimli. Yani şuradaki gibi mesela. İşte bir yanındaki gibi. Mesela şuradaki gibi. Sert hem sert yukarıya doğru. Bakın yukarıya doğru sert ve Hacimli. Bunun gibi yani. Sert ve hacimli. İşte en baştakiler ne güzel mesela. Sertlik var, hacim var. Sert ve hacimli bir kopuş gerekiyor. 37.70'in üstüne. Aksi takdirde 28 lira 10 kuruş bu işlemde stop noktası olarak da kullanılabilir. Çünkü 27 lira şey pardon 28 lira 10 kuruşun altında ki diğer e, Fibo seviyemiz yani destek seviyemiz 22 lira 32 kuruş ve e, sırasıyla bir altındaki de 18 lira 98 kuruş. Şu an bir sıkışma aşamasında. Sıkışmanın yeri, yönü ve formasyon teyidi olmamakla birlikte e, ihtimaller doğrultusunda stratejiler e, oluştura, oluşturulabilir. E, sıkışmayı e, hacimden zaten teyit ediyoruz. Tabi e, tabii ama RSI burada burada çok dalgalanıyor. Sevimsiz bir nokta da RSI gördüğünüz gibi. E, yani ben elinin altını pek sevmem. Kimisi 40'ın altını sevmez, kimisi 30'un altını sevmez. Ama ben çok tedbirli davranırım her zaman. Sağlamcıyımdır. 50'nin altındaki RSI'lara ben gelemem. Ee, hoşuma da gitmez. Burada da yine 50'nin altında yani RSI diyor ki biraz dikkat iyi olur diyor size. Bize, hepimize. İşte yani ben hissede değilim onu söyleyeyim de. Yani bize diyorum yatırımcı diliyle konuşmak için burada artık işte söylediğim gibi 2810 çok dikkat edilecek bir destek noktası yukarıda da 37.70'in 70'in sert ve hacimli harekete kırılım yani Şuradaki kırılım olursa sert ve hacimli bir kırılım olursa gündeme 54 .78 kuruşluk Fibo seviyesini getiriyor ARDZ Ar ile Ar D yz Pardon ARDYZ ile ilgili ee, söyleyecek başka bir şeyim yok. Çok yeni bir ise, Dolayısıyla bilemiyoruz. Buralarda birileri mi topladı? Ee, bir spekülatör mü kontrol etti tahtayı? Yoksa e, insanların iştahıyla mı bu noktaya geldi? Ee, i̇nanın hiçbir fikrim yok. Bazı tahtaların spekülatörleri vardır. Bunların bazıları bilinir, bazıları bilinmez. Ya, bizim de bildiklerimiz var. Ama inanın ARD, YZ'yi hiç incelemedim. Hiç de işlem yapmadım. Kim topladı, nasıl topladı, topladı mı birisi ya da paylar dağınık vaziyette mi, onu da bilemiyorum. O yani o işin o kısmı ile ilgili bir bilgim yok maalesef. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. İyi akşamlar.